Música Arkadaşlar herkese merhabalar. Uzun uzun bir yerden sonra ilk kez video çekiyorum. Herhalde video çekmeyeli bir iki buçuk ay oldu. Topluluk kısmında paylaşmıştım. Ses tellerinde biraz rahatsızlık geçirmiştim. Ondan dolayı böyle konuşmakta baya baya sıkıntı çekiyordum. Yeni yeni düzelmeye başladım. Ben de hemen şöyle bir video çekeyim dedim. Biliyorsunuz videolarımıza elimden geldi kadar atmaya çalıştım. Stok videolardan. Ve artık bundan sonra güncel videolarımız gelmeye devam edecek. Peki bu video ne olacak? Biliyorsunuz kanalımızda bundan önce 13 serilik bir şekilde şekilde bir video serisi çekmiştim. Bu seride SketchUp kullanarak sıfırdan bir bina yaptık ve Vray Render yazılımıyla render alıp Photoshop'ta düzenlemiştik. Ve birkaç soru gelmişti. Onları bu videoda cevaplandırmak istiyorum. İşte genelde bana gelen yorumların %90'ı işte çevre detaylar hakkında işte ağaçlar nasıl ekleyebiliriz? Daha kaliteli modeller nereden bulabiliriz? Gibi sorular gelmişti. Ben de bu soruları cevaplandırmaya çalışacağım. O video serisini Vray'in 4 sürümüyle çekmiştim diye hatırlıyorum. Şimdi bu videoda sizlere göstereceğim yöntem ile kaliteli bir sürü modele hiçbir şey ulaşmadan tek tık ile sisteminize yükleyebileceğiniz bir güzel bir özellik göstereceğim peki bu nedir hemen geçelim şimdi bu videoda ben Vray'in 5.1 sürümünü kurdum hemen size şöyle göstereyim extend kısmına geliyorum Vray kısmından help kısmından göstereyim sizlere de evet görmüş olduğunuz gibi burada Vray'in 5.1 veya 5.10 artık nasıl telaffuz ediyorsanız bu sürümünü kurmuş olduğumu görebiliyorsunuz peki bu sürümün özelliği nedir bunda ne var Şimdi bu sürümü kurduktan sonra yine her zaman gibi klasik menülerimiz şöyle geliyor. Ben buraya ekledim. Bunları nasıl aktif edeceğinizi bilmiyorsanız şu menüde sağ klik yapıp şuradan görmüş olduğunuz gibi v ile ilgili olanları seçebiliyorsunuz. Peki burada özel olan nedir? Yani burada bize modelleri sağlayacak olan kısım dedi. v yeni özelliği olan V5 ile gelen 5 veya 5.1 ile gelen yeni bir özelliği var. Kaos Cosmos diye bir özellik var. Bakın bu özellik müthiş bir şey. Buradan bir sürü bedava modele erişebiliyorsunuz. v 5 sürümünü kurduktan sonra bakışını size göstereceğim. Gayet içinde kaliteli üst düzey modeller var bir sürü yani akılınız almayacak kadar sürüyle model var. Bildiğim kadarıyla buna belli süreler içinde de güncelleniyor zaten. Evet şimdi pencereyi açtığımız zaman şöyle biraz büyütmek istiyorum ben. Pencereyi açtığımız zaman böyle bir menü bizi karşılıyor. Peki burada neler var? İç mekan objeleri var. Light yani ışıklarla ilgili objeler var. Araçlarla ilgili HDR aydınlatma ile ilgili bile burada bölümler var. Bu HDR'ın kullanımı biraz farklı. Bunu ben ilk başta kullanamamıştım. Bunu biraz araştırıp buldum. Bunda göstereceğim nasıl olduğunu. Buradan insan modellerimiz var, bitki objelerimiz var, işte böyle iç mekan objelerinin farklıları var. Yani aklınıza gelmeyecek bir sürü objelerin burada hepsi arşiv şeklinde var. Tabi bunlar V kurduğunuz zaman sistemimize kurulmuyor. Bunları ayrıyetten indirmeniz gerekiyor hepsini tek tek. Artık hangisi hoşunuza gidiyorsa onu indirmeniz gerekiyor. Zaten bunların hepsini bilgisayarda tutmak bile yani akıl almaz çünkü bayağı bir boyut tutar. O yüzden istediğinizi indirmeniz gerekiyor. Şimdi indirdiğinizi varsayalım veya artık bir model indirelim. Nasıl oluyor? Nasıl gözüküyor? Buradan search panelinden istediğiniz bir modelin adını aratıp da bulabiliyorsunuz. Veya buradan kategoriler kısmından da bulabiliyorsunuz. Şuradaki menüye tıkladığımız zaman biz burada birkaç tane bölüm karşılıyor. Home yani ev bölümü. Burada creative yapımcılar, işte HDR ve 3D modeller. Yani sadece 3D model gözüksün veya HDR'lar gözüksün sadece. Burada da bir menü daha var. Download kısmı. Buna tıkladığımız zaman burada daha önceden indirmiş olduğumuz modeller bizim karşımıza geliyor. Daha önceden indirmiş olduğumuz modeller tekrar indirmemiz gerekmiyor. Sadece şuradaki butonlarına tıklayıp oraya sahneye eklememiz gerekiyor. Başka da bir şey yapmaya gerek yok. Buraya tıkladığımız zaman yine aynı şekilde HDR'lar mı gözüksün? Sadece 3D modeller mi gözüksün? Bunlar da buradan belli. Şöyle ekrana tıkladığımız zaman görmüş olduğunuz gibi sadece 3D modeller buradan HDR seçersem de sadece HDR'lar gözüküyor. Şimdi ana menüye döndüm yine. Buradan biraz inceleyelim. Şuradaki bitkiler kısmına gireyim ben bir. Bakalım burada ne var. Kış ile ilgili modellerimiz de var burada. Ağaçlar böyle kar kaplı veya burada görmüş olduğunuz gibi taş modellerimiz de var. İçinde baya baya model var. Bakın sadece bu bölümde 371 tane ücretsiz model olduğunu görebiliyorsunuz. Şöyle aşağı doğru geldim. Daha yüklenmedi bile. Belki Allah bilir ne zaman <laughs> yüklenecek. Şöyle yukarı doğru bir gidelim bakalım. Evet bakın şu ağaçlara falan bakın gayet kaliteli ağaçlar var içinde. Yani böyle bir özelliğin keşke Blender'da da olmasını çok isterdim. Yani buna benzer özellikler var da yani bunun kadar gelişmiş değil maalesef. Bakın yani istediğinizi indirin yani zibilyon tane model var. Şimdi ben bunlardan zaten indirdiğim şimdi daha indirmeyeceğim. Şuradaki butona tıkladığınız zaman zaten inecekti. Veya hadi istiyorsanız sizlerle birlikte bir tane indirelim bakalım ne indirebiliriz. Şu nasıl çevre detayları için. Şunu indirelim bakalım. Şimdi tıkladım. Görmüş olduğunuz gibi yüzde bir şekilde yani internetinizin hızına bağlı bir şekilde burada inmeye başladı. Bu ine dursun. Biz diğer modellere bakalım. Şöyle home kısmına tıklıyorum tekrar. Burada görmüş olduğunuz gibi farklı farklı bir bir sürü modeli var. Aşağı geldiğim zaman. Burada da tekrar ayetten kategorize bir şekilde görebiliyorsunuz. Yani şu modelleri para verip almaya kalksanız alamazsınız yani. Alırsınız ama bayağı bir meblağ tutar. O yüzden yani bence mükemmel bir özellik. i̇ç yani mekan, dış mekan, ofis objeleri. Bakalım neler varmış burada da. Ben de çok hani aşırı detaylı incelemedim. O yüzden şöyle sizlerle birlikte göz atayım. Bakın insan modelleri. Bunlar sahnelerde yani mükemmel duracaktır. Yani SketchUp kullananlar için bulunmaz bir nimet olmuş bu. Yani böyle bir şey keşke diğer programlarda da olsa demeyi istiyorum şu anda. Yani diyorum da daha doğrusu. Neyse şimdi bir de HDR kısmına bakalım. Şimdi dedim burada HDR kısmını kullanımı biraz farklı. Onun kullanımını göstereceğim. Şimdi buradan herhangi bir tane HDR indirdiğiniz varsayalım. Bakın biraz önce indirmiş olduğunuz modelde burada inmiş olduğunu söylüyor bize. Şimdi peki bunun kullanımı nasıl? Kullanımına geçelim. Şöyle ben ana menüye dönelim. Şöyle ben sahneme gelmek istiyorum. Burada benim hazır objelerim var. Ben buna loveback eklentisini eklemiştim biliyorsunuz. Ama bunlar vireyin 5 sürümünde render almaya kalktığım zaman gözükmedi. Bilmiyorum. Bunlar özel bir ayar yapmam mı gerekiyor? Zaten pek de artık gerek kalmadı Lorbeck eklentisine. Bu SketchUp'ın içindeki vireyle ile baya artık modellerimiz var. Bunların içinden kullanabiliriz. Şimdi sahnemdeki ağaçlar sildim. Peki sahneme nasıl ağaç ekleyeceğim? Şimdi buradan indirmiş olduğum kısmı kısmına geliyor. tamam kısmına geldim. Buraya tıklıyorum. Sadece şöyle yapalım. 3D işte modellerin gözüksün dedim. Şimdi şu kenar kısımlara tıkladım. Pardon. Veya şöyle yapalım. Üstüne tıkladığınız zaman detaylı kısımlar gözüküyor böyle. Buradan detaylı bilgi alabiliyorsunuz. Veya direkt şöyle kenarına gelip şuradan import butonuna tıkladığımız zaman diyor ki işte bu sahneyi daha önce farklı bir V sürümüne yapmışsın diyor falan filan. Okey diyelim önemli değil. tıklıyorum şimdi görmüş olduğunuz gibi proxy şeklinde bana import etme seçeneği sundu Yine aynı şekilde şöyle bunlar biliyorsunuz bunlar Photoshop'ta yapmıştık Bunları ben burada şimdi sizlerle birlikte direkt 3D model olarak ekliyorum M tuşuna mov komutumu aldım. Şöyle biraz içe doğru taşıdım bıraktım. Hepsi de koymayacağım zaten. Fazla da ana hani kasmasın diye. Bu arada bunlar proxy olarak neden geliyor? Çünkü sistemi kastırmaması için proxy olarak kullanmak her çalışmalarda mantıklı. Bu sadece SketchUp için geçerli. Birçok modelleme yazılımında zaten hep böyle proxy olarak kullanılıyor. Çoğu modelle. Yani sahnede kasma olmasın diye. Tekrar geliyoruz buradan. Buradan başka ne ekleyebiliriz? Mesela ağaç modelleri falan ekleyebiliriz. Hangisi? Şu bir tık daha sanki gözüme güzel geldi tıkladım. Şöyle tıklıyorum. Bir tane de şöyle arkasına koyuyorum. Bir tane de şöyle koydum. Bakın. Bunları seçip S tuşuna şöyle hafif skill yapabilirsiniz. Yani size kalmış bir şey. Rotation'a da döndürebilirsiniz. Bakın. Gayet güzel oldu. Yani tek sıkıntı şu menünün yani sürekli kapanması. Keşke kapanmasa daha iyi olur diye düşünüyorum. Ama neyse. Bakın burada daha önce ben araç indirmişim. Onu da tıklıyorum. Onu da şöyle sahnemi ekledim. Bunu gelip şöyle hemen Rotation komutumla şöyle 90 derece döndürüyorum. Move komutumla aldım. Şöyle koyuyorum. Biraz yukarı doğru taşıyacağım bunu şöyle z ekseninde. Bakalım nasıl olmuş. Bunu S düşünen istiyorsanız şöyle biraz daha büyütebilirsiniz. Peki başka ne var indirmiş olduklarından? insan modelimiz vardı. Onu da ekleyelim istiyorsanız. Şöyle geldim tıkladım import diyor veya o kenardakinden veya buradan da import diyebilirsiniz tamamen tercih size kalmış bir şey şöyle geldim bu bizim ilerleyen SketchUp derslerimizde de bayağı iyi olacak. Yani hazır model kullanırken çünkü ben de sıkıntı yaşıyordum. Çünkü benim kullandığım bazı modeller, premium modeller bunları paylaşamıyordum. Bu tarzda bir arşivin olması da gayet güzel oldu. Evet şimdi ayarladık sahnemizi. Bir de render interaktif açarak bakalım orada nasıl duruyor görelim. Ama ondan önce şöyle ufak bir sahne ayarını düzenlemek istiyorum. Daha doğrusu render çözünürlüğümüz baya yüksekti burada. Render output bunu şöyle 1000'e 1000 yapabiliriz veya 800'e 400 veya 600 tarzda bir şey yapabiliriz. Fazla bakmaya gerek yok çünkü bu test render gibi bir şey. Şuradan render interaktif açıyorum şimdi. Evet görmüş olduğunuz gibi interaktif renderımız açıldı. Ağaçlarımız, modellerimiz gayet kaliteli bir şekilde burada bizleri karşılıyor. Evet şöyle çevre detaylarımıza yakınlaştığımız zaman gayet güzel bir şekilde durmuş olduğunu görebiliyorsunuz. Dediğim gibi benim sistemim çok iyi olmadığı için ben bu kısımları Photoshop eklemiştim. Siz istiyorsanız bunları tekrar burada obje bazlı ekleyerek de yapabilirsiniz. Şimdi sıra geldi şu aydınlatma HDR kullanımı onu hemen sizlere göstereceğim. Şu insan modelimize de bir bakalım ve araçla birlikte onlar nasıl duruyorlar. Şöyle yapalım şunu kapatıp Teknik modelleri de gayet hızlı bir render alıyor Eski evet, görmüş olduğunuz gibi Her şey ayar yapılmış Gayet hızlı bir şekilde render alınabilen modeller Yani mükemmel bir şey Peki HDF kullanımı nasıl oluyor? Onu da hemen sizlere göstereyim ufaktan. Şimdi şu pencere istiyorsanız şöyle kenara çekelim. Bunu yine kullanacağız. Yani buradan azından yaptığımız HDR'daki değişiklikler görmek amacıyla burada dursun. Şimdi şu arka planda bir aktif edelim istiyorsanız. Onu bir gizlemiştik diye hatırlıyorum. domain Light'e gelelim. Nereden yapmıştık hiç hatırlamıyorum. Şöyle bakalım bir option'dan mı? Aynı option'dan Şuradan. Şimdi arka plan gelmesi gerekiyor. Evet arka planımız şu anda geldi. Burada da birazdan gözükecek. Evet şu anda gözüktü. Şimdi burada tekrar şu pencereyi açalım. Şunu şöyle bir çekelim. Extended kısmından geliyorum. Buradan tekrar aktif ediyorum. Şimdi burada indirmiş olduğumuz HDR'lar biraz önce zaten nasıl indireceğinizi göstermiştim. HDR'ların kullanımına gelelim. Mesela hangisini kullanmak istiyoruz? Şu HDR'ı kullanmak istiyoruz. Bunu direkt sürükleyip bırakıp veya farklı yöntemlerle kullanamıyoruz. Bunu kullanmanın yöntemi şöyle. Asset Editor açtığımız zaman şurada Texture kısmı buraya geliyoruz. Buna geldiğimiz zaman yine şuradaki bakın butonuna tıklıyoruz izliyoruz şu anda. Buraya Sunset adında geldiğini görüyoruz. Buna geliyoruz. Bakın burada gözükmüyor ama şu anda evet şu anda geldi. Sağ klik yapıp bunu şuradaki copy diyorum bunu. Bunu kopyaladıktan sonra biz daha önceki videomuzda sahnemizi HDR kullanmak için bir adet domain light eklemiştik hatırlıyorsanız. Burada. Buraya geliyoruz ve şuradaki bölümle sağ klik yapıp paste copy diyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi burada HDR'ın artık atanmış olduğunu görebiliyorsunuz. HDR'ın kullanımı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi burada da cache yapılıyor. Yani like cache'i. Ve şuradan şiddetini ben bir bayağı bir düşmek istiyorum. 10 bile fazla gelebilir belki. Aynen. Şimdi bunun şiddetini 1 veya 4 yapalım. Arka plana HDMI'nin net bir şekilde gelmiş olduğunu şöyle farklı açılardan baktığımız zaman bulutlar falan filan hepsinin gelmiş olduğunu görebiliyorsunuz. Scanner'e tıkladığımız zaman bu şekilde sahnemizi aydınlatmamız geliyor. Bu HDR'lar gayet güzel, kaliteli. Onu da söyleyeyim zaten söylemeye bile pek gerek yok. Zaten mükemmel HDR'lar bunlar. Bunları da kullanabilirsiniz görmüş olduğunuz gibi. Yani artık HD arama derdiniz yok, model arama derdiniz yok. Bunların çoğunu %90'ını artık bu kütüphanelerden kullanabilirsiniz. Evet model kullanımını gösterdim. Sahne eklemeyi gösterdim. indirmeyi gösterdim. HDR kullanmayı gösterdim. Evet bu videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Vray 5 ile gelen güzel bir özellikti bu. Sizlere tanıtmak istedim. Bana da çok mesaj geliyordu. Bu premium modelle yani kaliteli modeller nereden bulabiliriz diye. Artık böyle bir sorunun geleceğini de sanmıyorum. Evet bu videoyu da burada sonlandıralım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.